Sakarya tarım şehri, yaklaşık yıllık 800 milimetre civarında yağış alan bir şehir ve yağışın da yıl boyunca nispeten düzenli dağıldığı bir şehir. Dolayısıyla yağışların düzeninin bozulması verim üzerinde de bir baskı oluşturacaktır. Şöyle bakalım, Sakarya tarımına baktığımızda kuzeyde Karasu ve Kocaeli tarafında Akyazı ve Hendek'te fındık tarımının yaygın olduğunu görüyoruz. Merkezde Akova'da özellikle mısır tarımı yaygın. Güneye doğru gittiğimizde de Pamukova, Geyve tarafında ayva ve meyvecilik bağ gibi meyvecilik ve sebze alanlarının olduğunu görüyoruz. Tabii her bir ürün özelinde değerlendirmek gerekebilir ama biz genel olarak baktığımızda yağış rejiminin değişmesi ister istemez verimin düşmesine yol açacaktır. Bu durumda yapılması gereken şey doğru çeşitlerle eğer üretim yaparsanız sorun büyük oranda yağışların düzensizliği ve sadece verim azalmaları şeklinde bir etki oluşturabilir ama büyük çaplı bir zarar meydana getirmez. Özellikle endüstri devriminden günümüze kadar gelen süreçte küresel ısınmaya bağlı olarak su hareketi hızlanıyor. Aslında su hareketinde de değişen bir şey yok. Hemen hemen dünyada aynı miktarda su çevrim içerisine giriyor ve tekrar karaya dönüyor. Oradan da denizlere ve yeniden döngüye giriyor. Buradaki sorun küresel ısınmanın etkisiyle daha yüksek bir buharlaşma, daha yüksek bir evaporasyon, daha yüksek bir transpirasyon sonucunda birdenbire 2 ayda, 3 ayda yağacak yağışın bir gecede yeryüzüne ulaşması sel felaketine yol açıyor. Sakarya özeline baktığımızda tabii ki endişe içerisinde bakıyoruz ama Sakarya özelinde endişeye gerek olmadığı kanaatindeyim ben. Evet, mevsim kaymalarının da tarımsal üretim açısından riskleri var. Özellikle ilkbahar geç donları meyvecilikte ve sebzecilikte bitkisel üretim açısından önemli. Sebzelerde olduğu gibi su ihtiyacı, yani sulama ihtiyacı olan alanlarda kapalı devre sulama sistemleriyle mevcut sulama altyapınız varsa bunları kullanabilirseniz çok büyük sorun öngörüsü yapmaya gerek yok. Ama imkanları yoksa yeraltı sularının da azalmasıyla birlikte ilerleyen süreç için söylüyorum. Günümüzde yine Sakarya özelinde çok büyük riskler olmadığı kanaatimle birlikte su yönetiminin çok iyi ayarlanması, planlanması ve su kullanımının bunu bu plan çerçevesinde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki kullanılan suyun %70'ten fazlasını tarımsal sulama amacıyla kullanıyoruz. Dolayısıyla tarımsal sulamada kullanılan sularında damla sulama sistemleri gibi ya da yağmurlama sistemleri gibi daha az suyu daha etkin bir şekilde kullanabileceğimiz sistemleri kurgulamamız lazım. Kış aylarında üretim yapılan ürünlerde su yetersizliği nedeniyle bir verim azalması söz konusu olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Yağışa bağlı olarak üretim yapıyorsanız eğer. Tabii kış aylarında yağışın olmamasının aslında sonraki mevsimlerdeki toprak stoğu, su toprağın stoğu üzerine olan etkisinden dolayı yıl boyu yapılacak üretime de olumsuz etkisi söz konusu olacaktır. Tabii bitkisel üretim dediğinizde su en önemli unsurlardan bir tanesi.